İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan parlamento seçimleri bugün sona erdi. Bako Sahakyan Armen Grigoryan'la görüştü. G20 zirvesi başladı. Suriye ordusunun 5. kol ordusu İdlib yakınlarında. Ankara Kürt yanlısı parti liderini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı temelinde serbest bırakmayı reddetti. İznik'te müzeye dönüştürülen Ayasofya Kilisesi içler acısı durumda. The New York Times'a göre Amerikalı Ermeni en iyi kuyumcular arasında ilk üçte. Saygıdeğer vatandaşlar, Batı Ermenistan parlamento seçimleri bugün tamamlandı. Seçimlere aktif katılım gösterip oy kullanmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Seçim sonuçları 16-18 Aralık günleri arasında açıklanacak. Yeni parlamentonun Batı Ermenilerin ve Batı Ermenistan sorunlarını dile getirecek demokratik bir organ olacağına bizler inanmaktayız. Üretken çalışmaları sayesinde vatanın gerçek sahiplerinin adil mücadelesine, tarihsel gerçeğin mutlaklaştırılmasında, Batı Ermenistan'ın kurtarılmasında kendi yerli otokton halkına destek olacaktır. Teşekkürler. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'nın basın departmanlığından yapılan açıklamaya göre, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ı 30 Kasım'da makamında kabul etti. Görüşme sırasında güvenlikle ilgili sorunlar etrafında iki Ermeni Cumhuriyeti'nin işbirliğinde bulunmasıyla ilgili sorunlar ele alındı. G20 zirvesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. Dünya ekonomisinin önemli aktörlerinin yer aldığı zirvede iki gün boyunca ekonomi gündeminin yanı sıra uluslararası siyasi gündem de ön plana çıkacak. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin devlet ve hükümet başkanları, iki gün sürecek G20 zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya geldi. Bugüne kadar genellikle ekonomi ağırlıklı konu başlıklarının hakim olduğu zirvede, bu kez uluslararası siyasi gündemin ön plana çıkması bekleniyor. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile planlanan resmi görüşmesinin formatı ise değiştirildi. Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan ile yapacağı görüşmenin zirve sırasında gayri resmi biçimde ayaküstü yapılacağını bildirdi. Trump, G20 zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le yapmayı planladığı ikili görüşmeyi de iptal etti. Trump, görüşmeyi Ukrayna krizi sebebiyle iptal ettiğini duyurdu. Askeri bir kaynağın Perşembe günü Al-Masdar adlı basın aracına yaptığı açıklamada, tüm 5. kol ordu bu hafta Güney Suriye'den İdlib Hama'ya doğru yola çıktı. Askeri kaynağa göre tüm 5. kol ordu İdlib ve Hama eyaletlerinde konuşlanmaları doğrultusunda Suriye Arap Ordusu'nun yüksek komutanlığından salı akşamı emir aldı. 5. kol ordu kuvvetlerinin bir kısmı Hama'nın güney bölümlerinde yeni operasyonlara katılırken, diğer birimleri ise İdlib'in güneydoğusunda konuşlanmış olan Kaplan Kuvvetleri adlı birliğe yardım edecek. 5. kol ordu 2015 yılında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gelmesinin hemen ertesinde oluşturuldu. Onlar temelde İslam Devleti sınırlarında konuşlandırılmıştı. Daha önce onlar Palmira, Al-Suhne, Derzor, Dara ve Al-Safa saldırılarına katılmışlardı. Türkiye Mahkemesi, Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmayı reddetti. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onun serbest bırakılması hakkında bir karar almıştı. Demirtaş'ın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen talebini Türk Mahkemesi reddetti. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasının uzamasının yasayı ihlal ettiğini ve Türk makamlarının kendisine 25 bin avro ödemesini talep etti. Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada kararın kendi ülkesi için hiçbir öneminin bulunmadığını söylerken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni terörü desteklemekle suçladı. Türkiye yönetimi Kasım 2016 tarihinde aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu Halkların Demokratik Partisi'nin 10 milletvekili ile yöneticilerini tutuklamıştı. Tutuklu bu parti yöneticileri ülkede yasa dışı ilan edilen Kürdistan İşçi Partisi ile ilişkide bulunmakla suçlanıyor. Milletvekilleri ise bu suçlamaları reddediyor. İstanbul Mahkemesi Demirtaş'ı terör propagandası yapmak suçundan Eylül ayında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Bursa şehrinin İznik ilçesinde bulunan ve şimdilerde müze işlevi gören tarihi Ayasofya Kilisesi'nin duvarlarındaki sıvalar dökülüyor. Müzenin eski müdürü Taylan Sevil, bu kültürel değerin korunmasının gerekliliğini vurguladı. Kaynağın belirttiğine göre Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından müzeye dönüştürülen kilisenin restore edilmesi hakkında 2007 yılında bir karar alınmıştı.
Zamanında cami işlevi gören kilisenin tekrar camiye dönüştürülmesi de tartışma konusu yapılmıştı. Belli bir dönem müze işlevi gören bu tarihi yapı 6 Kasım 2011 tarihinde cami olarak kullanılmaya başlandı. Böylece kilisenin bir kısmı müze iken diğer kısmı cami olarak kullanılıyordu. Müzenin eski müdürü Taylan Sevil basına yaptığı açıklamada kilisenin şu an kötü durumda olduğunu belirtti. Kendisi kişisel olarak kısa bir zamanda tedbirler alınıp yapının korunabileceğine inanmamaktadır. İznik sakini Ersin Ören ise Ayasofya İznik ve Hristiyan dünyası için çok önemli bir merkezdir ve bu tarihi yapının mevcut durumu içler acısıdır dedi. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 3 modern kuyumcu adanmış bir makale yayınladı. Gazeteye göre en iyiler arasında Ermeni Armen Sarkisyan da bulunuyor. Babası oğluna kuyumculuğu öğretmeye başladığında Armen Sarkisyan daha 13 yaşındaydı. 78 yaşındaki babası Armen'la birlikte çalışıyor. Onların grevi çalışmalarında özel bir teknikleri var ve bu sayede takılar antik bir görünüm kazanıyor. Makalede bu konuya da değiniliyor. Sarkisyan bu yıl yaz ayında Ermenistan'dan eski Hristiyan kültüründen etkilenmiş bir şekilde döndü. Kuyumcu Sarkisyan, benim için çalışmalarımla tarihe bir bakış aktarmam çok önemlidir, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Noray Kardaşyan'dan Gohtan adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.